Dilan gelin salonu gibi mutfağını da modern tarzda dekore etmiş. Ama beyaz cam ocağın konumu kullanım kolaylığı açısından tezgahın orta bölümünde yer almalıydı. Mermer desenli ahşap yemek masası ve metal kafesli sandalyeler hem renk hem de tarz olarak mutfakla uyumlu. Aksesuar olarak kullandığı yapay çiçekler ve çiçek desenli tablolarsa üzgünüz ama çok yetersiz. Beyaz dolap kapakları mutfağın geniş görünmesini sağlarken siyah renk metal kulplar modern havayı desteklemiş. Tavanda yer alan küp formlu spor aydınlatma gayet şık ancak ampul eksikliği gözden kaçacak gibi değil. Tek cepheden gün ışığı alan bir mekanda açık renk perde tercih edilmesi gerekirken gelinimizin seçimi tam tersi fümeden yana olmuş. Kombinin dolap içine alınmaması ve açıkta kalan borular mutfakta görüntü kirliliğinin ilk adresi. Halının desensiz tercih edilmesinin gayet yerinde bir karar olduğunu belirtip sözü gelinlerimize bırakıyorum. Evet, Dilan'ın mutfağındayız. Evet. Bir değişiklik yaptım. Bugün mutfaktayım ben de Dilan. Evet. Nasıl buldun sanımlar? Genel anlamda çok ferah buldum ben. İlk girdiğimde gözüme gerçekten ferah göründü. Evet. Sen de bayağı bir uyumlusun. Evet. Siyah yeşil yapraklar. Kesinlikle. Evet. Tabii ki gözümden kaçmayan şeyler de oldu. Mesela? Girer girmez şöyle bir baktım, bir tane orada bir ampul eksik. İki tane var, biri yok onun. Evet, o ampul söndü. Dün evet. Akşam oldu o da. Zaten dün akşam başıma gelmeyen kalmadı. Saatim düştü ya. Ampul ne demek? Evet, oturma odasında saatim düştü. Dur. Ampul ne demek? Bizde eczanede satanla... İğne, enjektör. Evet, ampul söylüyor. Sizde şuna ne diyorlar? Lamp. Lamba. Lamp. Lamp. Lampın yok senin yavrum. Lampın eksik. O da olur. Onu da sen getir. Bir şey söyleyeceğim. Hakikaten evde yedek bulundurmuyor musunuz? Yani genelde bulunduruyorum ama yani şu an yoktu. Dün de zaten geç geldim. O yüzden alamadım. Vallahi kırar bu gelinler bu puanı. Ben sana söyleyeyim. Yani ama bir... Lamptan kırılabilir. Bir puan kırılmaz yani bence. Peki başka ne geldi? Ne çarptı gözüne? Tablolara değinmek istiyorum. Tablo? Minik dekorasyon ürünler. Tablocuklar. Kendi başlarına çok güzeller. Çok minimalist. Minimalistler. Ama duvarda o kadar küçük ve az kalmışlar ki yani bir köşede böyle. Ne yapsalardı? Şöyle biraz halay çekselerdi. Yani. Böyle bir halaya girselerdi. Yayınsalardı biraz. Yapışkanlığa geldi. Nasıl olmalıydı? Duvarın tamamını kaplamalı mıydı? Evet. Bence komple duvarı. Ama öyle de yani komple yapsaydı. Ya hayır, en azından şu masanın bulunduğu hiza olabilirdi. Masanın bulunduğu hiza. Çok köşede kalmış. Bu tarafta. Ama masanın bulunduğu hiza bile olsa tam olarak masayı kaplamıyor. Hani evet. Küçük bir boyutu var. Hani belki çok sık. İki tane sipariş edip atıyorum. Biraz mesela. Daha fazla. Hani birazını da yan tarafa yedireseydi. Ama işte çok fazla olurdu diye ben beğenmedim. Ama tek başına da çok yalnız biraz olur aralıklı bence. Yapıştırabilirim. Evet, belki de. Dağıtarak. Çünkü duvar kocaman. Hani mutfağın geniş bir mutfak. O yüzden bu çok küçük kalıyor. Orada hani çok sönük kalıyor diye düşünüyorum. Olabilirdi aslında dediğiniz fikir ama bu da yani benim görüşüm olarak güzel oldu. Kendi başına güzel. Ben aynen. Beğendim. Sen ne diyorsun? Aslan benim dikkatimi musluk çekti. Biraz ufak zeytin gibi mi? Hani kullanışlı olmayabilir. Bir de onun yanındaki zeytinyağı bence. Şey mi? Sabun. Bulaşık deterjanı evet. Diyor ama. Üzerine yazıyor zaten. Evet şimdi okudum. Yalnız şu zeytinler sanki zeytinyağı hani yağdanlık mı zannettim? Evet yani. Ama bir şey diyeceğim. Hani okumasaydım yazmasaydım öyle zannederdim ben onu. Doğru ona benziyor. Şimdi bu zeytinyağı olsaydı tüpün hemen yanında olurdu. Şu an musluğun yanında. Herhalde evet ama sen belki oraya da koymuş olabilirdin. Zeytinyağıyla mı elini yıkıyorsun mesela? Hayır canım belki elin hani oraya insanlar onu mesela bunun kenarına koymaz. Sığmayabilir bak orası biraz daha dar. Belki. İki tane sığardı buraya. Ben bir şey dikkatimi çekti. Yani sadece küçük ayrıntılara takıldınız şimdi. Şunlardasınız. Daha büyük masa nasıl olmuş, halısı nasıl olmuş. Peki duvarla kapaklar, ara fayans bunları görmüyor musunuz? Ara fayans da zaten tezgah uyumu hiç uyumlu değil. Hiç değil. Birbirinden çok alakasız. Evet yani kiracıyım. O yüzden hani yoksa ben de tabii ki de ara fayans, beyaz
yoksa olmalıydı sence? Soğuksa o kızlara. Bence burası beyaz olabilirdi. Burası renkli olabilir anne. Evet. Bence beyaz beyaz olurdu. Çok güzel olurdu. Evet. Yani şu ikisinin de desenli olması, aynen, hareketli olması. Ya da bu full siyah da olabilir. Çok güzel. Düz siyah çok güzel, evet, olur. Biliyorsun değil mi? Mesela sen gerçekten mutfağa önem veriyorsan. Tabii ki de. Ve bu fayanslara takılıyorsan bunları kaplama gibi bir durumun var. Evet, ama ev sahibi izin vermiyor. Kaplamadan ne olacak ev sahibi? Olsa yani, çıkabiliyor. Yapışkan hayatım çıkıyor gibi bir şey. Ev çıkıyor, izin vermiyor. Biz zaten daha yeni buraya taşındık. Sordun mu? Sordum. Ben birçok şeyi sordum da hep yok dedi. Bak, kombiyi bile kapatmak istedim, izin vermedi. Evet, bu kombi. Evet. Yani ben sevmiyorum. Ha, bu arada kombi demişken, evet, bir şeyle inmek istiyorum. Dün benim evimde buradaki doğalgaz borularına. Evet, benim doğalgaz borum kapalı. Evet, senin doğalgaz borun kapalı. Hayret, ama izin vermiş ev sahibi. Evet. O çıkıyor çünkü. Ama madem öyle, hani bunlara böyle bir takıntın var, neden buradaki boruları ama onu nasıl kapatabilirim? Bir söyler misin? Ama o da şu an çok beyaz renkli. Bu yapraklardan ya da bu iplerden oraya, oraya ne yapabilirim ben? Çünkü çok, orası da direkt hani bakıldığında çok dışarıda bariz belli olan kafe bir şey gibi olur. Ben hani oraya çiçek yapsam. Ya da farklı bir şey yapabilirsin. Yok. Aynı bunu alıp kopyalayabilirsin. Mesela şey yapabilirdin. Ne yapabilirim? Asma, üzüm mesela doğru. Hayır. Çiçek yani bence aslında şöyle. Allah'ım. Ne yapabilirim? Oğlum fikir sana gerçekten bir şey yapabilirim. Ciddi misin ya? Gerçekten buraya bir şey dolanmalı mı? Dolanmaz. Yani ben şöyle bir dakika başlayayım. Şimdi mesela gri hakim zaten mutfağında. Bu gri yok. Ya şu nerede üsttekiler gri, fayans gri. Bu gri değil, siyah. Tamam hani gri, antresit, antresit siyah. Antresit yok burada, siyah. Siyah mı? Hayırdır Arefe, ne yapıyorsun? Bence bu sandalyeler burada burada olması lazım. Mesela bir misafir falan gelse sen bunu nasıl zaten görüyorsun? Bunu ortaya çekiyorum, açıyorum. Bu açılabilir. Bence böyle yapmam lazım. Tabii, tabii, tabii. Ne kadar büyük? Yok. Böyle. Ha. Açılmadı bir dakika. Tamam, sen onu buraya güzel bayağı güzel açılıyor. Bayağı geniş bir masa oldu valla. İt duvara doğru. Evet, ha, doğru. Evet. Heh. Bu sandalye bura, o da oraya. Aşkım. Zaten ben de şuraya. Evet. Dur şimdi. Evet. Bu fayans gri mi, siyah mı, antrasit mi? Siyah. Antrasit değil. Siyah mı? Bir de siyah yani. Çok sen siyah. Ne diyorsun Öykü? Yani ben şuralarında gri görüyorum. Antrasit değil. Sen ne diyorsun? Antrasit bu siyah. Sen arkanı bir dönme kameralara bak. Seyirciler yani, seni izliyor. Sadece siyah renk hakim değil burada. Evet. Ya ama siyah da var için. Antrasit ben değil göremiyorum. Ama. Baskın değil ama. Hani tamamen şimdi siyah dediğimiz budur. Sizce şimdi böyle baskın şey mı? Zaten bak. Tamam, sen ne diyorsun bu konu hakkında? Ben diyorum ki buna izleyicilerimiz karar versin. Sosyal medyadaki son paylaşımımızın altına yazsınlar. Bu seramikler siyah mı, gri mi yoksa antrasit mi? Evet. Evet. Şimdi onlar da diyecek ki dış ses. Aslanım sizi yakından görüyorsunuz. Çok haklısınız. Burada her şeyi görüyoruz. Şimdi antrasit görüyorum dış ses. Böyle bir krem rengi de görüyorum. Evet. Sen oradaki koydukları siyah olarak mı algılıyorsun? Çünkü neden aslanım derseniz, canım, benim masamla bakın aynı zaten, masa siyah. Evet. O da siyah bence. Ama burada değil. Siyah tonlar hakimken burada siyah tamam, tonlar hakim. Ama bu şimdi bu masa olduğu için bu hani mermer desenleri fayans da bu kadar gözüküyor. Mermer konuşun hanımlar. Mermer desenleri her modelde aynı kalmıyor zaten. Hani biliyorum. Nasıl desem, hani mermer desenli bir halı olur, onun deseniyle bununki zaten bir olamaz. Burada ama siyah hakim değil. Tamam, bir şey soracağım. Peki kulplar siyah olduğuna göre burada nasıl siyah olmayabilir? Ben siyah çünkü burası. Bu kulpun siyah olmasıyla fayansın siyah alakası var. Antrasit olamaz ki. Siyah antresi ama değil. İçerisinde gri ve beyaz renkli. Evet, onlar beyaz da hakim. Hani ben zaten burayla buraya bir uyum sonucunda siyahın şey tonları aslında, evet, bakacak olursak. Siyahın tonları var. Tamam mı? Hanımlar, sonuç itibariyle siyahın tonları. Yani bence kulplarla ara fayansın gayet uymuş bana, evet, göre. Uyumlu. Evet, uyumlu. Yani ama hani, şu ikisinin uyumlu ben siyahmış, griymiş, hani turşu limonla mı yapılır efendim, sirkeyle mi yapılır gibi bir hal almayalım isterseniz. Halıyı nasıl bulduk? Ya halıyı ben buraya çok uyumsuz buldum. Yani rengi böyle keşke siyah olsaydı. Evet, belki de siyah olsaydı. Bir şey değil mi? Bu siyah. Bakabilir miyim? Ya bu siyah. Siyah ya. Bu siyah. Dış seçimi bir yakınlaştırabilir misin? Bunun neresi siyah? Benim üstümdeki siyah. Sence bunun siyahı bir yakınlık ya var mı? Ya siyah ama nasıl? Siyahın bir sürü tonu var. Ben sana nasıl açıklayayım? Hayır, ama bu siyah değil. Siyahın tonu var. Ülkü, halıyı pantolonunla yan yana tutar mısın? Renk farkını net görelim. Ya bu da siyah. Bu da mı siyah? Dış ses. Perden mi aynı şey? Halımda. Ülkü, sen bugün epey dolu gelmişsin anlaşılan. Evet. Ülkü dolu ya da boş ama Ülkü burada doğru söylüyor. Vallahi evet, katılacağım Ülkü'ye. Yani, perde. Ama derin. Perde uyumlu. Ama fiyle. Evet. Yani ben bunu
iyi kaldı. Siyahtı vallahi. Ama kendisi bir dakika tek tek konuşun. Yıkadın mı sen tabii bunu ya? Tabii kaç kere. İki senedir kullanıyorum. Bu makineye atılanlardan yok, değil mi? Yok, halı yıkamaya verir. Makineye halı girmez. Halı kadar renk değişimi koydu. Koyuydu. Gerçekten koyuydu bu. Ama bir şey söyleyeyim mi? Yani koyu açık olmuş daha bir ferahlaşmış. İlk kez siyah değil yani. Siyah olsa ama basık daha ferah oldu. Çünkü ben hani eşyalarımı göre aldığım için siyah almış değil mi? Ama sürekli yıkamaya ver. Ben bunu ayrı bir kere yıkamaya veriyorum. Bence mutfakta siyah kullanman da gerek yok. Zor. Yok. Zor ama yaparsın. Kire falan mutfakta siyah kullanması doğru değil. Çünkü beyaz açık tonlarda bir renk doğru. Çünkü bir şey tökülür falan belli etmesi lazım ki onu yıkaman lazım. Siyahta da çok belli siyahta oluyor. Siyahta da belli oluyor. Aşırı belli oluyor. Yani ben bu masayı silmeyeyim mesela. Siyahın temizliği daha zor. Daha zor. Arife. Her gün toz alıyorum ben. Daha çok fazla bence. Ünitemi de zaten gördüm. Bir şey soracağım. Bunu yeni mi yaptırdın? Yok yeni değil. Ama eski hep yeni duruyor ya. Bunun temizliğini nasıl yapıyorsun? Şey, annem yıkıyor. Anne neyle yıkıyorsun annesi? Evet, annem banyolar gerçekten. Bunu söküp banyoda fırçayla yıkıyor. Banyoda kapıyı asıyor. Çok güzel temizliyor. Fırçalıyor. Evet fırçalıyor böyle tertemiz. Arap sabunu mu? Arap sabunu. Vallahi çok kullanışsız bence. Hayır daha yeni. Yok, aşkım yeni alınmış gibi. Evet çok kullanırım. Evet. Hadi canım. Diyecek bir şey yok ama gerçekten. Bunların gerçekten temizliği çok hatırlıyor zor. Hatırlıyor musun kaça yaptırdın? Yani bunu 1000 liraydı. Yok 1000 lira değildi ya. O değildir canım. 2 yıl oldu 300 lira. 1000 lira. Şimdi vardır ama. Aynen 1300 rahat vardır. Masayı kaça aldın? Masayı 1400 almıştım. Sandalyeler dahil mi? Sandalyeler beraber. Ben güzel. De bunu da güzel. Ama sandalyeyi desem ben bu dörtlü değildi sandalye. Dörtlü almıştım. 2 tane de ek olarak kendim aldım. Sandalyeleri evet, yeni aldım. Hanımlar sandalyeler tanıdık geldi mi? Hatırlarsanız Ülkü'nün sandalyeleri de bunun aynısıydı. Dilan acaba bu yüzden mi dün yapılan eleştirilere hiç katılmadın? Begüm arkadaşımız orada demişti ki bu sandalyeler çok kullanışlı değil. Burada oturuyorsunuz. Yani kahvaltılarda. Arkası bunun demir. Evet, evet. Biraz rahatsız edebilir. Biraz rahat değil. Ama yok, gerçekten bir şey söyleyeyim mi? Ben bunu 2 yıldır kullanıyorum. Hiçbir sorun yaşamadım. Hani beli falan acıtıyormuş diyorlar ama ülkede de daha yeni evli tabii. Biraz o, acıtıyor. Ama hiç acıtmıyor. 2 yıldır kullanıyorum. Hanımlar en güzeli deneyip görmek. Tabii. Bence bu sandalyeler. Aynen bildiğim için. Aniyadan evet. Ben dün denemiştim. Gerçek konuşun. Tek tek çocuklar. Bir de bunu deneyim. Oturun dersen. Dene. Hiç acıtmıyor yani. Sırtıma böyle demir batıyor. Böyle bir minder. Ama batan bir şey yok canım burada şu an. Bence batıyor. Ben rahat değilim. O zaman sen rahatına düşkünsün. Gelinimin sırtı çok nadir. Evet çok nadir. Bence rahatına düşkün. Ben mutfakta çok zaman geçiriyorum. Minderli mi senin mutfaktaki evet. sandalyeler? Evet. Ama bunlar çok trend şimdi değil mi? Mutfakta evet. genelde benim görüyoruz. Benim de aynı. Ama ben minder minderlisini kullandım. Evet. Teşekkür ederiz. Buna gelince bakacağız evet. bakalım. Hazırmış. Avizeyi ne kadar ödedik? Avizeyi 150 liraya almıştım. 150. Aa çok güzel. Iyi, çok iyi. Bu arada evet. avize hakkında bir şey daha söylemek istiyorum. Söyle hayatım. Asla mutfak avizesi değil. Mutfak kesinlikle. Avizesi hiç görmediniz mi bilmiyorum. Bir saniye. Hani evet belki renk olarak mutfakla çok uyumludur ama hı-hı. hani belki de bunu salonuna katsaydın. Bu salonda olmazdı çünkü daha şık salonu... olabilirdi. Gerçekten asla mutfak avizesi bence değil. Biraz büyük. Mutfakta da hani yemeği görerek yapmak önemli. Ya hani tabii araştırma olması güzel bir şey. Tabii, evet. Aydın genelde aydın. Burada yemek yiyorsunuz evet, zaten. Genelde burada yiyoruz. Güzel. Güzel mutfak. Mutfak bir böyle ferah ferah. Evet, çok mutlu geçirdiğiniz evet. için yani kadınların efendim kesinlikle. En önem verdiği yer kahveni mutfak. Yapmak, o zaman evet. kadınlar daha başka nerelere önem veriyorlar? Uyku odalarına önem veriyorlar. Benim için banyolarına. Banyo çok önemli benim için. Hadi o zaman siz şöyle bir kalkın. Şöyle bir geçin bakalım. Tabii. Bir banyoya, bir şöyle bir yatak odasına geçin. Beni bir baş başa bırakın kameramanımla. Buyurun Ayfa Hanımcığım. Geçin. Gerçekten dünden Ülkücüğüm bayağı bir bilenmiş. Hemen başladı böyle şu doğalgaz borularından ne çektik? Gelin evi doğalgaz borularından ne çekti? Lütfen değerli izleyenler siz yazar mısınız? Doğalgaz borularınızı nasıl kamufle ediyorsunuz? Sosyal medya adresimizi biliyorsunuz. Gelin evi Instagram'ımızı biliyorsunuz. Sizler doğalgaz borularını nasıl kamufle ediyorsunuz? Güzel fikirlerinizi bekliyoruz. Kızlar gitsin bakalım biraz yatak odasında yorumlasınlar. Çeyiz'de buluşuruz artık.